işler iyi gidiyor Adem. İyi be abi, bereket versin. Hele yılbaşı neydi o? Şşş, aman aslanım, nazar değer, maşallah de. Maşallah. Biraz daha hızlandırabilsek şunu, sen de ben de yırtacağız. Ah vakit olsa abi. Akşam ne yağdı mübarek? Şimdi şu havanın haline bak. Neydi abi, Allah'ın gücüne gitmesin, gök delindi sanki. Biraz daha çeşit mi artırsak Adem? Öyle daha iyi gidiyor. Arttıralım abi, sen konuş Yavuz Bey'le. Konuşurum. Ne oldu Yusuf abi? Gülme aslanım, gülecek şey mi bu? Ne oldu Yusuf? Depoyu sel bastı. Gülme sen de aslanım. Hepsi bu mu? Var biraz daha. Halil Beyler kurtarmaya çalışıyor. Vah yazık. Bizim yapacağımız bir şey var mı? Yok şimdilik. Ne olacak? Gitti bütün stok mallar. Seçimden önce depolayalım dedik. Senin Hüseyin'in aklına uydu. Vallahi yazık. En azından 300 milyon. Anam. Vah vah. Nazar değil. Vallahi nazar. Geçmiş olsun. Neredesin eşek? Sabahtan beri mal kurtarıyoruz. Sırılsıklam olduk. Bak şu halimize. Bittik, bittik. Nereden bileyim babacığım? Haberim olsa gelmez miyim yardıma? Vah vah. Bittik, bittik. Kes Hüseyin. İçim yanıyor enişte. Yanmaz mı? Vah vah. Var mı da? Kalan yaramaz. Su olmuş Adem, su. Gitti. En az 300 milyon suya gitti. Gitsin babacığım. Senin canın sağ olsun. Islanmışsın bak. Üstünü değiş. Hasta olma da. Ah gitti gider. Buna sen sebep oldun Hüseyin. Kıracağım boynuzunu. Enişte sen de gördün. Benim ne günahım var. Pencereyi açık unutmuşlar. Bize bakma Hüseyin abi. Sen de tuhaf tuhaf konuşma ya. Bizim zaten canımız sıkkın. Güzel konuşun birbirinizle iblis. He. Zaten adamın canı yanmış. Hadi baba eve gidelim de üstünü değiştir. Olan oldu. Oldu oldu. Tamam ettik biraz fazla kazanalım diye. Vah babam vah. Fareler de basar orayı şimdi. Bittik bittik. Günaydın. Günaydın, ne haber? İyi. Ali gelmemiş mi? Gelmemiş ya. Nerede bu çocuk? Arkadaşında kalsa haber verirdi. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Gelmesin, gelmesin. Belki haber veremedi telefonları yoksa. Ona bir havalar geldi son günlerde. Yerinde duramıyor hayırlısı. Burası İstanbul kızım, her şey olur. Babanı bekliyorum, kalksın. Emniyete falan haber vermek lazım. Gelir anne. Babamı da telaşlandırmayalım şimdi. Bekleyelim biraz daha. Geldi galiba. İşte. Nereden geliyorsun sen bu saatte? Karakoldan. Efendim? Vallahi barda arkadaşlarla oturuyorduk. Yanımızda kavga çıktı. Allah'ım neler duyuyorum. Anne bağırma, babam duymasın. Ne demek babam duymasın? Böyle bir şey nasıl saklarız? Tamam anne, sakla demedim. Gözaltına mı aldılar? Ben ne bileyim. İfademizi alana kadar kimseyi bırakmadılar. Tüh Allah kahretsin. Karakollara da başladı. Bununla ilgili değil anne. Anlatamıyoruz ki. Ne anlatacaksın da? Ahlaksız. Barlarda oturmuş sabahlara kadar. Nazan ne oluyor? Büyütülecek bir şey yok babacığım. Ya yok. Sen de arka çıkma hemen. Bu karakoldan geliyor Şükrücüğüm, sabahlamış. Karakol mu? Trafik kazası mı oğlum? Yok baba. Kavga. Kavga mı ettiniz? Kiminle? Serserile mi başladın sen? O kavga etmemiş baba. Ne olursa olsun karakola düşmüş ya. Baba dinler misin lütfen? Dinliyorum, dinliyorum. Hesap vereceksin, yürü. Geç. Yürü. Yürü. Otur şuraya. Anlat bakalım, anlat. Anlatıyorum baba, bağırma. Bağırma ha. Bu saatte karakoldan, kavgadan dön, bağırma. Puh sana. Baba kavga etmemiş, çocuk oturuyormuş. Sen sus, sen sus. Sen onun avukatı değilsin. Ben ona soruyorum. Evet kızım, karışma, anlatsın. Kim var yanında ha? Anlat bakalım. Kim o arkadaşların? Başladın yine atırsızı kılıklı heriflerle ahbaplığa. Hepsinin anneleriyle tek tek konuşacağım. Oğlum insana her türlü bela kötü arkadaşlardan gelir. Haberin var mı? Anlat kimler vardı yanında. Sen bundan sonra gel bakalım eve 9'dan sonra, alıyor muyum? Kitlemezsem kapıyı. O kadar. Burası otel değil.
Bu nasıl öğrencilik be? Üniversiteye gidince daha efendi olursun dedik. Bırak anlatsın Şükrücüğüm. Anlatsın. Anlat. Kimlerle düşüp kalkıyorsun batakhanelerde? Esrar mı içiyorlar, eroin mi kullanıyorlar kim bilir? Bana bak, yok bundan sonra sana izin. Okuldan eve, evden okula, o kadar işine gelirse. Her şeyi tek tek anlatacaksın. Kimler vardı yanında? Anlat çabuk. Polis basmış. Polis niye basıyor bir laf Ali? Ay Ali anlatsana. Ne anlatayım abla? Baksana şunlara, beni dinliyorlar mı? Oh, biz işe başlıyoruz. Zıbardı horul horul uyuyor adam. Yine gözüneye gitmişler anne. Patlayasıca. Sabaha karşı zil zurna geldiler. Gör babanı da kızım koca seçerken aklını başına topla. Evlenmeyi düşünmüyorum anne. Ne yapacaksın? Rahibeliğe mi karar verdin? Şöyle zengin bir koca bul da rahat et. Annen gibi sürünme. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Başka bir emriniz var mı? Anne bir şey istiyor musun? Yok şimdi. Hiçbir şey aklımda yok. Hayırlı olsun efendim. Başlıyormuşsunuz işe bugün. Başlıyoruz bakalım ne yapacağım. Tanımadığım insanlarla bambaşka bir çevre. Alışırsın Serpil Hanım. Girişkin insansın sen maşallah. İyi günler. Kocamız koca olup da oturtmadı ki bizi şöyle evde. Yapacağız çaresiz. Kalk kardeşim kalk. Karın işe başlıyor. İnsan bir öper hayırlı olsun der. Kalk kalk. Serpil sen misin? Görmüyor musun? Saat kaç hayatım? 7:30 hayatım gidiyorum. Gidiyor musun tak? Tak ya. Oh sen horul horul uyu. Taktı be Serpil'cim uyur muyum? Öpeceğim seni. Aman istemez. Üstün başın hala alkol kokuyor. İş icabı sevgilim ne yapayım tak? Bayılıyor muyum sanıyorsun o keresteyle oturup içki içmeye? Öpmeden yolamam seni. Aa, istemiyorum ben öyle taktuk istemiyorum. Aa, kıymeti kalmadı ben hatırlattıktan sonra. Hayatta bırakmam seni öpeceğim. Dünyanın en güzel kadını. Öpme istemiyorum. Aa. Anne hadi gitmiyor muyuz? Bir dakika kızım sen de. Oyun mu oynuyoruz burada? Tak kızımı da öpeyim. Çifte diploma alacak benim kızım. Tak karar meclisten çıktı. Tam 5.500 dolar saymış babası ona. Tak. Tak. Macuk. Aferin evladım. Ne konuşuyorsun sen öyle? Hah, baban da geldi bak. Buyurun. Geldim efendim. Ne olmuş Şükrü Bey'in oğluna? Karakola düşmüş kerata. İfade falan almışlar. Kıyameti kopardı babası. Koparmaz mı adam? Yazık, yazık. Kızı o Terelelli'nin peşinde. O olan karakollarda. Örgüt işi mi yoksa? Bilmem vallahi. Pek hoş konuşmuyordu anası. Terör falan. Aman dikkatli olmak lazım. Apartmanı hedef yapmayalım. Kimin neye hizmet ettiği belli değil bu zamanda. Tabii efendim. Allah göstermesin. Sokar mıyız öyle apartmanımıza ne diyor belirsiz adamları? Kafalarını kırarım valla. Türkiye! Türkiye! Kırmızı beyaz Türkiye! Aferin. Bu da pek dillendi maşallah. Dillidir amcası. Ne diyorlar buna? Kim ne söyleyebilir ki efendim? Yukarıdaki çatladı çatladı. Adam adam. Çatlasın alaman bozuntusu. Yabancı uyruklulara mı bırakacağız apartmanımızı? Ama ne? O şarkıcı kadını mı getiriyor yine haydut? Yok bir şey görmedim de. Davul zurna çala çala getiririm diyor. Kimse karışamaz özel hayatıma diyor. Haydut getirsin bakalım getirsin. Ben de ahlak masasına bildirmezsem. Bildireceksin tabii canım. Ne bu artık? Şey başımız biz burada. Aferin bak. Dürüst ol canımı al. Allah razı olsun. Sen de benim bir evladım sayılırsın. Serpil Hanım başlamış mı yeni işine? Bugün başlıyor. Bir karış surat. Kocam adam değil ki diyor. Değil ya kıl kuyruk. Ha, sığır gibi yatıyor. Efendim günaydın. Günaydın. Hayırlı olsun. Biz de şimdi sizi konuşuyorduk. Teşekkür ederim. Gidiyoruz ne yapalım? Ne yapacaksınız efendim? Hayat zor. Bir maaşlı olmuyor. Bakın biz de 3 kuruş uğruna düt ders veriyoruz el alemin çocuklarına. Kocamız koca olup da bakamadı ki evine. Sefa ile efendim, sefa ile. Buyurun, Türkiye. Yazık kadına, ne diyor duydun mu? Yazık vallahi. Hah evladım, şu benim montumla şapkamı getir de toplantı gününe kadar giyeyim masraf çıkarmayalım şimdi. Bana vermiştiniz ya efendim. Yine sana vereceğim evladım.
10 gün için boşuna para vermeyelim. Araya zaman girdi, boyamayı unutuldu. Böyle bu millet, nankör. Biraz giyeyim de hatırlasınlar. Olur efendim, getireyim. Aferin, hadi yavrum, hadi, hadi canım. Geldim, geldim. Nerede kaldın Cafer? Bakkalın deposunu su basmış Gül. Aa! Felaket. Bodrum penceresini açık bırakmışlar. Gitti babanın stokları, eridi. Ah ah, yazık. Babanın halini görecektin. Paçaları sıvamış. İnşallah hastalanmaz. İnşallah. Çok mu zararları? En az 300 diyorlar. Vah 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 vah. Neyse, cana gelmesin de mala gelsin. Ben de öyle dedim. Ağlayacak gibiydi vallahi baban. Ne para hırsı varmış bu adamın? Ha, şimdi bahaneyi de buldu. Yardım etmez ev için. Aa, etmez vallahi. Bak hiç öyle düşünmemiştim. Sen de ne cin fikirlisin ha. Bir bardak soğuk su iç sen onun üstüne. Vermesin be. Alırız kendi kazancımızla. Allah bize sağlık versin. Amin. Değil mi kızım? Gönlümüz zengin bizim. Apartman dairelerinde oturtacak babanız sizi inşallah. İnşallah. 150 metrekarelik eve gelin gidecek benim kızım. Hı? Bu Sabri ne fırıldak adam be Gül. Yeni mi anladın? Biliyoruz da. Seçim öncesi başladı yine. Sen benim evladımsın numaralarına. Tüh, şimdi evladım oldun. Tüh valla. Yanağımı da okşadı. Ha, bizim montu istiyor şapkasıyla beraber. Ne yapacakmış? Giyim diyor seçime kadar. Unutulmuş yeni imajı. Hava atacak işte, spor. Tüh, verilen şey geri mi istenirmiş? Bu ister Gül. Ama alsın be. Vermesin bir daha da geriye. Götür başında paralansın. O yağlı şapkası. Evet. Yattın mı oğlum? Çok uykusun baba. Uyu uyu. Gidiyorum da bir bakayım sana dedim. Sağ ol. Oğlum biraz fazla yüklendik sana ama biz de çok korktuk. Haklısınız baba. Haklıyız. Baba olunca sen de anlayacaksın bunu. Oturma bir daha öyle yerlerde. E mi oğlum? Yerde bir şey yok baba. Tanıyor herkes birbirini. İşte o iki mikrop geldi. Tamam işte oğlum. Ortalık kötü. Sen bulaşmasan onlar sana bulaşır. Öyle. Baba uyuyacağım. Uyu hadi, uyu uyu. Konuşuruz sonra. Hadi. Yattı mı? Yattı. Uyusun biraz. Uyusun. Nazan, asmayacağım. Aslında dürüst çocuk. Bana her şeyi anlattı. Ne olursa olsun Şükrücüğüm, yüz vermemek lazım. Canım yüz vermiyorum. Konuşursun sen de. Konuşalım bakalım. Yok bir şey, büyütme. İyi, adam karakollara düşsün. Hiçbir şey olmamış gibi unutalım. Ha, tamam, olmuş bir şey ama bunun suçu değil Nazan. Hadi hoşça kal. Güle güle. Nazan, lütfen yüklenme fazla. Hatırlatmana gerek yok Şükrücüğüm. Ne yapacağıma sen karar veriyorsan yaz bari nasıl davranmam gerektiğini. Peki, iyi günler. Güle güle. Babacığım buyurun. Çenen düştü bugün yine senin ha. Buyurun. Onlar ne Cafer? Sabri Bey'in yeni imaj. Boya dökülmüştü, bize verdi. Gül temizledi, yepyeni oldu. Gözü kaldı adım, geri istiyor. Giyecek, hava atacak yönetim kurulu toplantısından önce. Aa, fotoğrafını da asmış buraya. Seçim telaşı. Ha, getirdin mi? Aferin. Buyurun. Efendim, geçmiş olsun. Ali Bey'i nezarete almışlar galiba. Duyduk, çok üzüldük. Nezaret değil canım, soruşturma. Ne olmuş efendim? Polisle çatışmaya falan mı girmişler yoksa? Hayır efendim, ne çatışması? Kim söylüyor bunları? Cafer, sen mi yetiştirdin hemen? Yok efendim, ben ne biliyorum ki? Tövbe. Neyse efendim. Biz yanlış duymuş olalım. Aman örgüt işi falan olmasın da. Gençlik kavgası canım.
Kız yüzünden. Bir barda oturuyorlarmış, kavga çıkmış. Aman efendim, aman bataklık her taraf. Uyuşturucu muyuşturucu. Söyleyin girip çıkmasın öyle yerlere. Söyledik efendim, söyledik. Oh aman. İyi günler efendim. İyi günler. Cafer koş evladım, yardım et Şükrü Bey'e. Buyurun. Türkiye, kırmızı beyaz Türkiye. Cafer bu neler öğrenmiş? Dört dilden konuşmaya başladı vallahi. Hah Şükrü Bey'im, bekliyoruz. Gelecek pazar yapıyoruz yönetim kurulu toplantımızı inşallah. Yapalım efendim, yapalım, yapalım. Buyurun. Lütfedersiniz efendim. Nankörler! Ayla Hanım, şunu bir yıkamak lazım, leş gibi soğan kokuyor. Vay yatın efendim, bana niye veriyorsunuz? Kırıştırmıştı eşek. Bacaları yok tabii, yemek kokusu evin içine siniyor. İğrenç, söylemeyin efendim, illet bastı. Alırdık yenisini, kabucunun eskisini mi giyeceksiniz? Giyilir efendim. İyice dezenfekte edilirse nesi var taş gibi. 15 günlük gösteriş için para mı verilir? İyi efendim, vermeyin. 3 kuruş için uyuz olalım. Rezalet. Ayla. Siz yemiyor musunuz kızım? Yedik ya efendim. Kaç kere kahvaltı edeceğiz? Kendisi son günlerde unutup yediği için. Yesin efendim. Onu da mı çok gördünüz? Çok görmek değil efendim. Günde 3 kere de kahvaltıya oturulmaz ki. Tereyağlar, ballar, sütler maşallah. Pişt! Dolaşma sen dayak altında, Allah'ın cezası. Ay niye Allah'ın cezası oluyormuş? Gel kızım sen anneni, o da acıktı. Gel canım. Onun karnının tok olduğu görülmemiş ki efendim. Pis mucibet. Yarış ediyor sanki büyük hanımla. Sütler, peynirler. Aynen söyle kocana şu hayvanla uğraşmasın. Hakkımı helal etmem vallahi. Duydunuz mu efendim? Duyduk efendim. İşte ona göre. Siz de söyleyin ona. Yesin kahvaltısını bir an önce masadan kalksın efendim. Bugünden itibaren bir dakika kaybedecek vaktimiz yok. Duyuru yazıyorum, kampanya başladı. Rahat bırakın efendim kadıncağızı. Ne yapıyorsunuz Allah Allah? Elinden lokmasını alacaksınız neredeyse. Ayla Hanım, seçim atmosferindeyiz. Bugünden itibaren lütfen huzurlu aile imajımızı bozmayalım. Tontoş kedimiz, siz, hanımefendi, hatta rahmetli Rüknettin Bey bile. Ver anahtarı Cafer'e istersen abi, evi bir güzel temizlesinler. Güzel konuştun birader. Vatandaşa temizlik lazım. Al kuşum şunu, kızıma rica et. Rica ne demek Yavuz Bey, estağfurullah, emrin olur. Sağ ol, şöyle güzel bir temizlik yapalım. Başla. Eserimiz ziyaretimize gelecek de bugün mahcup olmayalım. Alsın bir oda spreyi tamam mı? Tak, tak, tak. Onu da iyi dedim birader, tak, tak, her tarafa. Ha, leylak olsun, hoşuna gider eserimizin. Tabii efendim, anında tak. Hadi Cafer'cim, göreyim sizi. Ha, ne yapıyor komşum? Girdi mi seçim atmosferine? Oo, hem de ne biçim, melek kesildi, melek. Beni bile öpüyor. Öpecek tabii, seçim heyecanı. İcraat resmini de asmış oraya. Yatırım, yatırım. Ah Yavuz Bey, sen mi koyacaksın ki adaylığını? Vatandaş açmaz o işler. Bizim işimiz olumlu muhalefet. O kadar abicim, tak. Sen öyle hastalık işlerle uğraşacak adam mısın? Lan! Katiller gidiyor Sevim. Hah, çıktı yine baykuş. Değişmez kaderimiz. Gidiyoruz sayın abim, buyur emret. Kazanıyor mu bu gecede? Gideceğiz sayın abim, eserimizin programına. Bir gecede bizi götür. Anamız ağladı şurada dikişten. Şeref verirsin sayın abim, ne demek? Hah, senin bir gazinon eksik. Güzel mi vallahi, bir olay yaratır. İdare et birader, sarsma. Vatandaşa moral lazım. Allah kavuştursun. Sağ olun. Good morning. Good morning efendim. Gitti mi Alman teyzemiz? Evet, bu sabah yolcu ettik. Ama Halis çok üzüldü. Allah kavuştursun. Madam! Adaylığını koymuyor musun? Düşünüyorum Cemil Bey. Sabri Bey de sorup duruyor. Destekleriz madam. Sağ olun efendim. Bu hasta olmasın da. Hakikaten dediğiniz gibi efendim, biraz ruhsal. Biraz değil madam. Klinik vakadır komşum. Ben de düşünüyorum adaylığımı koymayı. Anam, iş kızıştı. Koy sayın abim, yakışır. Ne güzel olur efendim.
Demokrasilerde her zaman bir rakip lazım. Daha çekişmeli. Aman efendim, eğri olmasın da. Cetvel gibi efendim. Neresi eğri bunun? Görülüyor değil mi? Türkiye, Türkiye, kutundak. Guten Tag, maşık. Neyse efendim, bizden duyurması, okuyan okur. O kadar efendim. Allah Allah. Bu toplantı tarihi kime danışılarak saptandı acaba efendim? Kime sordunuz Sabri Bey? Herkese söylendi efendim. Hanımefendi eleştirecek bir şey bulsun da. Maksat bozgunculuk. Bozgunculuk yok Sabri Bey. Güzel konuşun lütfen. Böyle kararlar ortaklaşa alınır. Ne de bu diktatörler gibi emirler asarak? Siz de güzel konuşun lütfen hanımefendi. Kocama diktatör diyemezsiniz. Anam. Ayrıca herkesin tek tek kapısını çalmak zorunda değiliz efendim. İşte ilan ettik. Çoğunluk temin edilmesi bir sonraki pazar. Bu da sizin işinize geliyor tabii ki efendim. Allah Allah. Neymiş efendim işime gelen anlayamadım. Yıpratma politikası. Çoğunluk yok, mevcut çoğunlukla. Dersiniz efendim cevabınızı. Biz yoklamalarımızı yaptık efendim. Çok şükür öylesi taktiklere ihtiyacımız yok. Ezici bir çoğunlukla kazanacağız zaferimizi. Hadi inşallah. Türkiye, Türkiye! Sus sen. Gitti mi Haydut? Gitti çok şükür. Pek şıktı ama. O kadınla mı buluşacakmış yine? Öyle diyor valla. Eserinde eserim. Kudurmuş. Eseri batsın. Ay! Kim kapattı bunu? Anne! Allah Allah. Büyük hanım olamaz. Rüzgardan mı kapandı acaba? Açık bir yer yok ki efendim. Anne! Duymaz öyle. Anahtarınız yok mu üstünüzde? E gezer efendim. Anne! Hay Allah. Ben de almadım. Zile bastınız efendim. Öyle yapacağız. Başka çaresi yok. Türkiye! Türkiye! Ah Rukneddin'im ha. Görüyor musun kızınla damadını bana yaptığını? Bıraktılar beni böyle yalnız başıma gitti. Anne! Aç kapıyı! Anne! Hay Allah! Nasıl duymaz? Bir şey olmasın kadına. Allah göstermesin. Hayır efendim, düşer müşer. Seslenir hiç olmazsa Sabri Bey. Ne oldu? Kapı kapandı, dışarıda kaldılar. Eyvah! Anahtarımız da yok. Duymuyor mu teyze? Duymuyor ya. Artık iyice tıkandı kulakları, yıkatmak lazım. Ay! Sabri Bey, öyle dediniz, merak ettim şimdi, Allah göstermesin. Her şey olur efendim, yaşlı kadın. Nereye gidiyorsunuz? Balkondan bir bakacağım. Bir şey göremezsiniz ki efendim, oradan öyle. Camı mı kırsak acaba? Anam, kış günü. Allah kahretsin. Bir sürü de masraf şimdi. Cam parası, ustası. Bir daha çalalım şu zili. Belki tuvalete falan girmiştir kadıncağız. Çalalım bakalım. Allah'ın cezası. Bir sürü de işimiz var. Anneciğim! Neredesiniz anneciğim? Anneciğim! Aç aç aç! Hadi! Ana, nereden geliyorsun öyle kızım? Buradayım anneciğim! Siz gitmemiş miydiniz kızım? Nereye gideceğiz anneciğim, seni bırakıp da aşk olsun. Sen neredeydin merak ettik. Allah Allah, dünya tersine döndü kapı dururken. Özledik şekerim. Geleceğim sana öğleden sonra. Hediyen de var. Aman efendim, küçük bir şey. Selam söyle. Şevket'in selamı var. Nimet Hanım deme bana. Allah cezasını versin. Nedensiz kadınmış Nazan. Vallahi Raşit'e bile hak verdik. Kaybolduğunu söylesene Mine. Londra sokaklarında kaybettik bir gün kadını. Alışveriş yüzünden şekerim. Görülmemiş bir şey. Çocuklar da rahatsız. Ev arıyorlar. Emlakçıya gidecekler bugün. En iyisini yapıyorlar vallahi ablacığım. Çekilmez o kadının kahrı. Ben de kaçtım. Günde 1,5 milyon da verse gitmem. Hı hı. Hı hı. 1,5 milyon istiyor, duydun mu? Hacer Hacer. Piyasayı kızıştırıyor. Canı sıkın senin. Ne oldu hayrola? Aa! Aa!
Ne olmuş? Evde mi şimdi? Oh neyse, çok korktum birden söyleyince. Hadi gelince görüşürüz. Üzülme canım, öpüyorum. Ne olmuş Mine? Abi bu eksikti. Ali Bey geceyi karakolda geçirmiş. Karakolda mı, ne diyorsun sen? Vallahi çok sıkıntılıydı kız. Konuşmasından ben hemen anladım. Şükrü de fena halde patlamış. Ne olmuş ablacığım? Yok bir şey. Mine. Anlatsana şunu. Anlatırım. Hadi gitmiyor musun sen işine? İyice yayıldın. Yayıldım vallahi. Tatilden sonra hiç canım çekmiyor çalışmayı. Oh ne iyi ettiniz vallahi. Dün de Leyla Hanım teyzelerdeydim. Onlar da getirdiğiniz hediyelere bayılmışlar. Sana da getirdik bir şey canım, unutur muyuz? Allah razı olsun ablacığım. Unutsan ne olacak? Sizin güzelliğiniz yeter. Abbas da her zaman duacınızız vallahi. Anlatsana şunu. Bir barda oturuyorlarmış, kavga çıkmış. Aleler mi? Yok yok, başkaları kavga etmiş. Bana da o kadarcık anlattı. Sen şimdi öğrenirsin Şükrü'den ayrıntılı. Öğrenelim bakalım. Canım sıkıldı. Yaşına göre fazla adımlar bunlar. Ya biraz frenleyin şunu Şevket. Hadi Özge. Tamam tamam hazırım, hadi çıkalım. Hayrola? Nereye böyle? Emlakçıya gidiyoruz anne, mobilyalı bir daire varmış. Allah Allah, annenizin evi dar mı geldi? Rahatsızız Nimet Hanım. Ayrı oturmak istiyoruz, olmuyor böyle. Benden mi rahatsızsınız evladım? Evet anne, doğrusunu istersen öyle. Tüh, senin gibi evlat olmaz olsun. Yeter artık anne, hareketlerine dikkat et. Aa, ne olacakmış dikkat etmezsen? Tehdit mi ediyorsun beni aklın sıra? Nimetciğim bırak, çocuklar nasıl isterlerse. Karışma sen, basiretsiz otur, dergili oku. Yeter Nimet Hanım, daha fazla devam etmeyin bu rezilliğe. Karışma sen, kızımla konuşuyorum, çekil. Nasıl konuşmak şöyle? Öyle konuşmak, çekil aramızdan mızmız adam. Nereden buldu bu kızı seni bilmem ki. Anne yeter artık, ben kocamı seviyorum. Nimet Hanım devam etmeyi fena olacak. Olsun bakalım. Nimetciğim lütfen, onlar koskoca insanlar, bırak. Çekil, karışma sen, dergine bak. Elma var, portakal var, elmacı. Elma var, portakal var, mandalina var. Var adam, korkma. Sabri Bey bir şey demez. Melek kesildi adam, melek. Hadi elma var, portakal var, mandalina var. Ne var bunda gülecek aslanım? Bağır. Aklıma bir şey geldi de abi, pardon. Bağır. Malın gibi, korkma. Ey maşallah, bahçenin malı bunlar. Elma var, portakal var, mandalina var. Cafer. 2 kilo elma, 3 kilo portakal ver bize. Doldur aslanım. Hey maşallah. Dalından bunlar, dalından. 5-10 tane mandalina koy avanta. Ben de adaylığımı koyuyorum ona göre. Yaşatmam sizi buralarda. Ne diyor bu baykuş Şafer abi? İstediğin mandalina olsun Cemil abi. Lafı mı olur? Bal bal. Aferin. Saygılı olun biraz Cemil abinize. Birkaç portakal eksik tartarsın olur biter. Tamam abi. Gülüm aslanım, anlayacak. Ne elma veriyorum sana ama, biliyor musun Cemil abi? Bah! Öyle olacak işte, seçeceksin. Benim adım Cemil. Koyarım adaylığımı. Cemil nereye gittin yine? Portakal aldım senin. Elma da var. Meyveyi yiyelim biraz. İyi, koy mutfağa gel. Yetiştiremeyeceğiz perşembeye kadar. Yetiştirir Selim. Moralini bozma sen. Kocana güven biraz. Güvenelim de nerede kocamız? Devamlı geziyorsun pencerelerde. Selim, ben bir oturunca 3 parça bitiriyorum. Böyle konuşma. Benim adım Cemil. Ay. Niye öyle yaptın? Başım dönüyor. Tansiyon olabilir Selim. Olabilir valla. Kızıl gelince bir ölçtürelim. Ayıp olur, koskoca doktor. Çağıralım şuradan eczaneden birini. Biraz hava al istersen. Çok çalışıyorsun. Vakit mi var Cemil hava almaya? Nasıl? Isındın mı biraz enişte? Isındım ısındım, sağ ol. Buyurun. Ihlamur mu yaptın kız? Kuşburnu da koyaydın. Koydum abi. Aferin. Başbakanlar bile bundan içiyor şimdi enişte. Hakiki C vitamini. Ben de sevmem hiç. Aa, koymasaydım keşke. İçerim içerim, eline sağlık sultanım.
Afiyet olsun. Şifa niyetine erişte şifa. Donduk suların içinde hasta olmayalım da. Allah göstermesin. Ne bu ayol? Birimiz yatıp birimiz kalkıyoruz. Nazar var üstümüzde nazar. Var var. Bir kurşun döktürelim enişte. Facia atlattık. Hatırlatma Hüseyin. Ağzımızın tadıyla içelim şunları. Aman cana geleceğine mala gelsin. Ne bu artık? Sıkıl sıkıl. Yıktı bizi yıktı. Ne demişler? Az tamah çok ziyan. Senin aklına uyduk. Bizim aklımızda bir şey yok da enişte. İhmal var ihmal. Açık bırakmasalardı pencereyi iyi para kazanacaktık yoksa. Gitti gitti yazık. Hadi dertlenme artık. Gittiyse gitti. Kolay mı sultanım? Hepsi gitmedi be enişte. Tamam un gitti. Mercimekle fasulyeye karıştırırız. Olmaz öyle şey. Allah'ın namuslu kulu sen misin Halil Efendi? Karıştır azıcık ne olur. Oo, herkes neler yapıyor. Kurtaracağız enişte. Kurtulur olmalın çoğu görürsün. Gitti gitti mahvolduk. O kadar değil enişte. Moralini bozma. Sen beni dinle. Hadi Hüseyin gevezelik etme. İçtiysen ıhlamurunu kalk. Ne kurtarabilirsek kar. Çocukları yalnız bırakma. Gittim enişte. Sultan sen de bir aspirin ver ona. Vereyim. Şefkat göster kocana biraz. Ne göstersem kıymeti yok be abi. O yalnızca kızını düşünür. Hepimizi düşünür benim güzel eniştem. Hepimizi. Kolay mı? Büyük kriz atlattık. Şok mu şok. Tarihe geçecek. Halil vakası. Laf isteme benden gider ayak iblis kırarım boynuzunu. Aa, ne dedin şimdi adam canım? Heh, şuna bak. Tarihe geçecekmişim. 40 yılda bir aklına uyup stokçuluk yapalım dedik iblis. Rahat dur sen. Rahatım sultanım. Isındın mı biraz? Ne? Ateş bastı sultanım. Isınmak da ne? Sokul şöyle biraz daha yanıma. Ah Halil Bey ah. Şimdi jacuzzi'li bir banyomuz olsaydı girerdik içine. Neren ağrıyor bakayım? Şimdi sen de benim jacuzzi'm gibisin sultanım. Oh Allah razı olsun. Ne tatlı kadın değil mi benim anneannem Tertip? Çok tatlı be Tertip. Keşke benim de öyle bir anneannem olsaydı. Salak. Olmaz ki. O olmaz. Benimle doğru konuş Tertip. Ne olur konuşmazsan. Önüne bak. Halt. Halt kendini. Bir şey gösterecektim. Göstermeyeceğim işte. Gösterme. Sen gösterme. Neymiş o? Bak şuna. Amcam görmeden. Sinema gibi. Bir şey görmedim. Öyle değil. Kıs gözünü. Işığa tut. Gördün mü şimdi? Ha gördüm ben. Alttan bas yavaş yavaş. Nasıl yavaş? Neler var Tertip canlı canlı. Nereden buldun bunu? Buzdolapçı Fuat amca verdi. Harika be Tertip. Amcam geliyor Tertip. Tam tadında. Ne yapıyorsunuz hayırsızlar? Hiç baba çalışıyoruz. Tatlı tatlı. Anneannemi konuşuyoruz. Almanya falan. Çalışır. Aferin. Atıyorum seni. Ne söyleyecek? Beni Almanya'ya göndersene be amca. Ne var Almanya'da? İngilt teyzenin yanında. Kız da varmış. Atır atırdığı yerde Dumkov. Kolay mı öyle Almanya'da yaşamak? Kız varmış. Ne bakıyorsun sen İngilt teyzene? Söyler. Her şey memleketimizde var çok şükür. Duydun mu? Duyduk. Halt, boğama öyle çalım yok. Ver şunu bakayım. Bir tur 50 bin. Adi, boğama söylemezsen. Söyle. Tamam, ver. Fırsatçı. Neler varmış be Tertip. Hayat bu hayat, bunları görmemiştim. Bir daha bakacağım. 100 bin. Tamam. Allah. Kolay gelsin. Neye bakıyorsunuz? Sinema sinema. Ver bakayım. Sen bakma Dilek.
Ne var, gizli bir şey mi? Dilek ayıp. İğrenç. Tüh, Allah müstakınızı versin. Bakma dedim sana Dilek. Hiç yakıştıramadım. Çok ayıp. Biz öyle bakıyoruz sanat olaraktan. Ne sanatı? Sinema baba, öyle yumuşak yumuşak. Şey var senin dilinin altında. Uşa bak yahu Şükrü. Kadın çocukları tapusuna geçirir sanki. Cem de ağzına geleni söylemiş. Aferin, iyi etmiş. Çekilmez o kadınla. Tahta kafa bile geçinemez abi onlar. Bu sabah aynı şeyi konuştuk oğlum. Çekilmez. Londra'da neler yaptı bize biliyor musun? Sizin yanınıza gelsinler birkaç hafta yer bulana kadar. Olmuyor mu öyle? Alacağız tabii oğlum. Sokakta mı bırakacağız çocukları? Alacağız da olmuyor. Genç bunlar. Gel. Efendim Müslü Bey geldi. Hoş geldin baba. Baba buyur, biz de hamburger yiyorduk. Afiyet olsun. Yer misin sen de baba? Söyleyelim istersen. Var efendim fazla. Abbas getiriyor. Söylendi şimdi. Söylendi. Telaşlanmayın. Geç baba, buyur buyur şöyle. Geç. Gel. Ali'yi merak ettik oğlum. Ne yapmış bu kerata? Siz de mi duydunuz, anlatırım baba. Oluyor efendim gelişti, oluyor. Bizim büyük oğlan da bir kızın peşinde. Destur müdürüm, affedersin. Hah, getirdin mi? Önüne bak, dökme. Koy şöyle Abbas. Sonra da okkalı bir kahve içerim ha. Senin canın sağ olsun, hakim mi affedersin, ne kelime. Ha, ne diyordum efendim? Bizim oğlan da kızı kaçıracak mı, ne yapacak? Vallahi yüreğimiz ağzımızda. Kaçıracak mı? Öyle görünüyor efendim. Laf dinletemiyoruz ki şimdikilere. Ne yaparız 70 metrekarenin içinde, bir de gelin. Biz de karakolunuz yani yakında. Hadi baba sen başla. Abbas efendi şunları alıver. Hadi Ergun hadi, konuşuruz sonra. Abbas hadi kapıda biraz, ne ağırsın? Uçacak mıyız müdürüm, affedersin. Çok konuşma. Herkesin işi var. Belki gizli bir şey konuşacaklar aralarında. Efendim afiyet olsun. Sağ ol. Geberdi. Ağzımızdan laf alabilmek için. Saklamadık biz de bir şey canım. Anlattık her şeyi. İdare edeceksiniz oğlum. Herkesin bir kusuru var. Bir şey var yine bunlardan. Müslü Bey de geldi. Olabilir Ergun Bey, aile arasında. Ama ne, içtir mi bacım affedersin? Al Abbas efendi, içtim. Afiyet olsun. Bu ciddi kızım. Yüzlerinden düşen bin parça, görmüyor musun? Yo, ben hiç öyle bir şey görmüyorum. Tamam, ben uyduruyorum. Cem Bey saçlarından tutup yerlerde sürüklemiş Nimet Hanım'ı. Hayda, daha neler artık. Başladınız yine yazmaya. Başladı bacım affedersin, tövbe tövbe. Abbas Bey, külahları değişmeyelim. Sen de başladı yine her şeyi burnu sokmaya. İşine bak hadi. Yürü. Hoş geldin babam. Hoş bulduk Abbas abi. Bülent, soğuk mu dışarısı? Buz gibi. Ne çabuk geldin. Fırtına maşallah fırtına. Ne yaptın Kanarya? Verdin mi telefon itiraz dilekçesini? Verdim Ergun Bey. Aralık ayındaki bütün görüşmelerin listesini verecekler. Hah, bakalım ortaya çıksın kim nereye kaç dakika görüşmüş. Nedir bu yahu? Telefonla elini alan yarım saat önce kapatmıyor. O biz değiliz Ergun Bey. Ben miyim? Bana ne bakıyorsun öyle müdürüm affedersin. Tövbe tövbe. Olur bu ev. Senaryoyu biliyorum, çeksinler şu filmi. Söylesene annene. Sen söyle. Zaten sıkıntılı. Para verecekler mi? Parasıyla tabii yavrucuğum. Profesyonel iş bu. Televizyona çekiyorlar. Anne bak Aydın ne diyor? Ne? Bir yönetmen arkadaş televizyona film çekecek de. Ha. Anlaşma yapmış. Ev arıyorlar. Aklıma geldi. Bizim ev mi? Çok rahat. Parasıyla anne. İstemem, dağıtırlar. Kaç gün sürer? Çok sürmez canım. 3-5 gün hepsi. Anne. Oo sabıkalı, gel bakalım. Sana da mı anlattılar? Oğlum böyle zamanlarda tüyeceksin. Cop yersin, nezarete atarlar. Sen deneyimlisin herhalde. Çok coplandık oğlum. Hayatımız polis minibüslerinde geçti. Vay be. Öğreneceksin hayatı sen de yavaş yavaş oğlum. Değirmende artmadık biz bu saçları. Aferin. Anne feci açım. Hazırlayalım bir şeyler. Yaşa. Hadi Aydın çıkalım biz de. Babaannemler falan gelmeden. Hadi canım. Gidiyor musunuz? İzninizle. Estağfurullah. Şu teklifimi bir düşünün. Olur Şükrü'ye bir sorayım da. Ne o anne? Burada film çekmek istiyorlar. Aa, çeksinler be anne. Düşüneceğim dedim.
Güle güle. Anneciğim, hadi görüşürüz. Güzel konuş annemle, tamam mı? Tamam sahip. Üzme anneni. Olur, üzmem. Hadi hoşça kalın. Keke sakın dokunayım deme. Tamam sahip. Benimle de öyle konuşma. Daha seninle hesaplaşmamız bitmedi. Anneciğim haklısın. Her şeyi anlatacağım sana, üzülme. Dokunma bana. Anne vallahi bir suçum yok. İnan bana. Anneciğim. Çok üzüyorsun beni. Anne vallahi isteyerek olmadı. Asma şu yüzünü bana. Geldiler. Eyvah, soruşturma başlar şimdi. Aa, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Niye gülüyorsunuz? Asansör fobisi var. Ah, şuraya çıkana kadar öldüm. Beni de öldürdüm. Beyefendi, ne bu gece yarısı maceraları? Ah evladım, ah benim canım. Ah babaannenin kuzusu. Dövdüler mi yoksa seni? Yapma babaanne. Elleri kırılsın inşallah. Beyaz, geliyoruz İngiltere. Cafer, Cafer, Sevin bayıldı, çabuk koş. Anam, ne dedin? Sevin bayıldı, Kızıl burada mı? Burada. Çabuk çal, çabuk. Başla. Kırmızı, beyaz. Sevin hanım bayılmış Gül. Ne? Bayıldı. Kalk, bırak o kitabı. Karıma bir şey olursa hepinizi yakarım. Allah Allah. Yakarım, benim adım Cemil. Kalk, topla aletlerini. Anlat sen şunu bakalım, nasıl oldu? Benim hikayeyi anlatacak vaktim yok. Bayıldı o kadar. Yap acil müdahaleni. Sen beni acil servisle karıştırdın herhalde. Doktor değil misin? Koşacaksın anında. İlaç alacağım yanıma ona göre. Nasıl bayıldı? Anlat şunu. Çalışıyor muydu? Çalışıyordu evet. Pat diye düştü makinenin üstüne. Vakit geçiyor hadi. Ben doktor olsan 4. kat dedim şimdi. Sen de kadını öyle bırakıp gelmeseydin o zaman. Telefon etsene. Tüh, bak o aklıma gelmedi. Hadi Gül, ben gidiyorum. Buyurun. Geçmiş olsun. Nasıl? Biraz düşük. 11.7. Her zaman düşük müdür tansiyonun Sevim Hanım? Bilmem. Onun bile farkında değilim. Ara sıra başım döner, uykum gelir ama. Düşük o zaman. Bana mı? Çok çalıştı son günlerde. Konfeksiyona iş yetiştiriyoruz. Bitti kadıncağız canım, bitti. Sevim bitmez. Taş gibi dur, komuş öyle. Yine taş gibi canım, maşallah telaşlanacak bir şey yok. Çok şükür. Taş gibidir benim karım. Birkaç tahlil yaptırmamız lazım. Yaptıralım. Sevim Hanım. Pahalı bir şey mi? Biraz. Olsun, para önemli değil. Ben karımın bütün tahlillerini... Aslan Cemil abi. Fazla yorulmuşsun, dinleneceksin biraz. Nasıl dinleneyim şekerim? Baksana halimize. Bırak ben yapayım diyorum. Dinlemiyor. Canım o benim. Sen de yoruyorsun kadını. Yoruyor ya. Çocuk gibi her dakika peşindeyim. Söyle Allah aşkına. Bundan sonra yormayacağım Sevim, söz. Severim seni. Ben karımsız yapamam. Canım o benim, canım. Benim... Kırmızı, beyaz, Türkiye, Türkiye. Kırmızı, beyaz, Türkiye, Türkiye. Ne konuşuyorsun sen öyle bakayım, kendi kendine yaramaz. Hah, yoruldun mu evladım? Yorulacağız efendim, ne yapalım, vazifemiz. Aferin sana. Karnın da acıkmıştır. Acıktı valla. İn şimdi evine, bir güzel yap kahvaltını. Sağ ol. Kimseden bir şikayet yok inşallah. Yok efendim. Aferin. Böyle olacak işte. Servis tam zamanında. Merdivenler, asansör pırıl pırıl. Tabii efendim, her zaman. Aman evladım, göreyim seni. Bir hasta bugünlerde. Ortağın gelince söyle de üşenmeyin. Bir ara şöyle sabunlu suyla buraları bir güzel temizleyin. Baş üstüne. Aferin. Sen böyle dediğimi yap canım al. Hadi. Afiyet olsun. Sağ ol. Türkiye, Türkiye. Kırmızı beyaz.
Efendim iyi günler. İyi günler. Yardım edeyim. Eksik olma Sabri Bey. Ama rica ederim, vazifemi siz mi götürüyorsunuz? Ben. Sevim başı dönebilir, sokakta düşer müşer. Allah göstermesin. Nasıl oldu, biraz daha iyi inşallah. İyi iyi, ne olur ne olmaz. Otursun bir iki hafta evde. Aman aman otursun. Tahlil yaptırdık, raporu da alacağız bugün. Hadi efendim, hayırlısı. Zahmet etme, ben giderim. Ne zahmet efendim, aşk olsun. İnsan komşusuna yardım etmez mi? Buyurun, rica ederim. Haftaya yönetim kurulu topluyoruz efendim, unutmazsınız inşallah. Ben unutmam, benim adım Cemil. Her şeyin farkındayım. Giymişsin yeni imajını da. Giydik efendim, giydik. Cemil bekliyorum bak, bir yere takılmak yok. Hemen geliyorum Sevim, bekletir miyim seni hiç? Gir içeri, üşütme. Sabri Bey yardım ediyor bak. Sağ olsun. Aman efendim ne demek, şuraya taksiye kadar hiç olmazsam. İyi gördüm sizi maşallah. Fena değil. Ara sıra başım dönüyor ama. Geçecek efendim, geçecek. Haftaya pazara kadar bir şeyiniz kalmayacak inşallah. Taksi! Sevim geri içeri, dinlen biraz. Bak dediğim gibi. Aynen Sevim. Benim adım Cemil. Siz binin efendim. Sağ ol. Gördün mü Sevim, yönetici dediğim böyle olur işte. Oyumuz Sabri'ye. Siz de sağ olun efendim. Bizim işimiz hizmet, sefa ile. Günaydın efendim. Günaydın. İşe mi koşturuyorsunuz? İşe, Allah kahretsin. Ne oldu efendim, memnun değil misiniz yoksa? Yapamayacağım vallahi, hiç bana göre iş değil. Başımızda bir sürü genç yönetici, insanın ağrına gidiyor vallahi. Vah vah, zor efendim zor. İyi para veriyorlar diye duydum. Parası iyi de Sabri Bey, bazı işler bu yaştan sonra çekilmiyor. Haklısınız efendim zor. Ha Serpil Hanım, haftaya pazar günü toplanıyoruz biliyorsunuz. Ha biliyorum da Sabri Bey. Ben bu Cafer'in çöp toplama saatinden şikayetçiyim. Nedir efendim, hemen uyaralım, erken mi alıyor yoksa? Evet. Biz işimizden 8'den önce dönemiyoruz. Bazen aslı da olmuyor. Derhal efendim. 9'da toplasın bundan sonra. Hatta 10'da. Söylüyorum şimdi. Siz torbanızı güzelce ağzını kapatıp koyun kapınızın önüne. Hoşça kalın. Güle güle. Bu Sabri aslında iyi insan Begüm. Şimdi yanağımı okşadı, evladım diyor. Sen de ne safsın. 3 günlük onun iyiliği. Bir yanağını okşadı, hemen kandın. Yok be, böyle vicdansız. Adamı karısıyla kaynanası çileden çıkarıyor. Ne çabuk unuttun Cafer, kapının önüne koyuyordu bizi neredeyse. Yok be, çenesine vurmuş onun. Zabıt mabıt bir şey yapacağı, uyu öyle. Uyu öyle. Bir seçilsin de sen gör, vicdansız domuz. Keşke şu adamı seçseler. Bırak gül, Alman'dan yönetici olur mu? Bu ne yapacağı belli mi? İlletli bir kadın. Hiç de değil, işinize gelmiyor tabii kadınlar değil mi? Türkan Hanım da onu destekliyor. Ya bu Türkan Hanım da... İş çıkarmayın başımıza. Şurada rahat rahat elmamızı, portakalımızı satıyoruz. Yeni yeni adetler. Bekle, yarın sattırır sana portakalı. Bak ikinci gün belediyeye şikayet ediyor mu, etmiyor mu? Sattırır gün, öyle mahkum. Ne yapar Yavuz Bey adamı? Bırak şu adamı, Gestapo gibi çıkar başımıza. Hiç öyle bir insan değil, yumuşacık. Bırak gün. Türkan Hanım'a da söyle. Öyle Alman'dan, Fransız'dan yönetici olmaz. Anne ama de peşinde. Evet, devamlı. Karın mı acaba de? Ne olacak açsa? Yok bir de masaya oturup iti. İttiyle baba, Amerikan kokuyor. Amerikalı olsa it, biz ona it deriz. Neyse canım, it köpek. Yemenize bakın. Giymiş yine montunu, şapkasını adam, apartmandakilere caka satıyor. Yaşından başından da utanmıyor. Saçını kılı ağırmış. Yeni imaj baba, yeni imaj. Kafayı yemiş. Kendini Helmut Kohl falan zannediyor herhalde. Evet, zavallı. Seçim kampanyasıymış. Neredeyse kapıda durup gelip geçenlere şeker dağıtacak. Sen de bırak şu işin peşini be Ulviye. Başımız derde girecek valla. Nein efendim, bırakamam.
Ona öyle bir darbe indireceğim ki göreceksiniz. Vay be, bu ne hırsın? Tam Alman hırsın. Bırak baba yapsın. Biz de kafamız dinleriz rahat rahat. Dükkana da gelmez. Oyalanır işte. Menopoz, menopoz. Al! Ne dedin? Yırtarım ağzını, terbiyesiz. Ne oldu Davut? Yok bir şey bu bir. Konuşuyoruz. Hadi ye kahvaltını kalk, iş başı. Gelmeyeceğim bana. Ha? Gelmeyecek misin? Sıkıldım ben işte. Hep aynı iş, hep aynı insanlar. Al! İnsan işinden sıkılır mı? Kalk! Olabiliyor Davut. Belki çocuğun morali bozuk. Bozuk evet. Hep iş iş. Aynı şeyler. Terdikten sıkıldım. Allah Allah. Yavrum ama Dilek de var. Ondan da sıkıldım. Allah Allah. Olabiliyor Davut. Olmaz Hülya. Ne hakkı var bunu sıkılmaya? Parasını veriyoruz. Öyle fazla işte yüklemiyoruz. Şımarıklık. Kalk. Doğru iş başı. Öyle babaya işler falan yok. Patlatırım ben seni. Almanya'ya gönderirim beni. Anneannemin yanına. Sıkıldım burada. Orada ne güzel kızlar da var. Yumuşak. Haber verdin mi Adem'e? Verdim efendim. Gelecek. Aferin. Aman evladım. Fotoğrafa dikkat et. Düşer müşer. Her an gözüm üstünde efendim. Düşürür mü onun için? Türkiye! Türkiye! Millilerimiz için söylüyor amcası. Duyuyor musun? Aferin. Evladım fotoğrafa dikkat et. Başla. Serpil Hanım çöp toplama saatinden şikayetçi. Niye? Neymiş sıkıntısı? Erken oluyormuş onlara. Herkesinki hazır efendim. Bir tek onların keyfi. Alacaksın evladım. Sen bu hafta biraz geç saatte al, ondan sonra bildiğin gibi. Ha, tamam efendim. Başla. Öyle olur. Öyle evladım. Biraz esnek olmak lazım bu işlerde. Guten Morgen. Guten Morgen başkacığım. Lan. Benim iyi günler. İyi günler. İşe mi böyle? İşe amcacığım. Benim canım hiç gitmek istemiyor ama babam zorla götürüyor. Alt. Konuşmayın yürü. Tembellik yok aslanım. Çalışacaksın. Şimdiki gençlerde heves yok ki gözüm. Ne güzel hazır iş. Kıymetini bilin evladım. Ne güzel. O sana babandan hazır bir iş. Sen de hazır ol amcacığım. Annem sana büyük bir darbe indirecek. Anam. Allah Allah. Karıştırma şimdi annenim annenim. Dubkov yürü. Söylesin efendim söylesin bırakın. Ne demişler çocuktan al haberi. E'si böyle amcacığım. Hazır ol mücadeleye. Bizim kimseden bir korkumuz yok evladım çok şükür. Hazırız her türlü mücadeleyi şerefimizle vermeye. Sen ne demek istiyorsun şimdi be? Anlayan anlar efendim. Biz şerefsiz miyiz? Öyle dedi baba. Tüh! Sana tok! Yapma aslanım. Kurban olayım Davut Usta. Bırak. Bırak gözüm bırak. Beni arıyor bu adam sabah sabah. Bırak Şafir gelsin. Çak baba. Yeter. İki de bir Alman bozuntuları, Alman bozuntuları. Görüyor musun Şükrücüğüm? Öğlene kadar bunların keyfini bekliyor bu masa. Nazan her şeye zam geliyor. Batırdı bu seçim ekonomisi. Ben ne diyorum? Anne. Kim var banyoda? Ablan. Yeni mi girdi? İpi oldu. Söyle çıksın sınava geç kalıyorum. Çıkar şimdi. Çalıştın mı? Fena değil. Nazan ne sınavı bu? Ona sorsana Şükrücüğüm yanında. Finaller başladı ya baba. Bir bakabilir miyim şuna? Günaydın de oğlum önce. Günaydın. Günaydın. Peki nasıl verebilecek durumda mısın finali? Veririm herhalde. Herhalde ha? Emin değilsin yani. Bu işlerde kesin konuşulmaz baba. Tabii canım sabahlara kadar orada burada gezersen konuşulmaz. Ya baba bugün paranın vadesi doluyor. Getireceğim şirkete borcumu orada mısınız? Tamam oradayız getir. Ablan çıktı banyodan hadi. Aman iyi. Oğlum atma şöyle gazeteyi. Şükrücüğüm Bilge sana bir şey söyledi mi? Yo ne söyleyecek? Bilmem. Biraz ağzımızı yokluyor gibi geldi. Ne var acaba gene? Geliyor. Günaydın. 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 Saatler olsun kızım. Günaydın. Oh, sıcak su iyi geldi baba. Üşütme öyle. Bırak anne kurayım biraz. Kurusun kurusun. Otur kızım otur. Otur. Baba. Cemler ev mi tutuyormuş? Tutacaklar arıyorlar.
En iyisini yapıyorlar vallahi. Ne o öyle vesayet altında gibi. Bence de tabii. Sen de düşünüyordun kızım. Düşünüyorum yine babacığım, biraz daha birikim yapabilirse. Bilgi, sen babana bir şey söyleyecektin. Aa, sahi neydi? Söyle kızım, söyle. Ha baba. Canım söyle. Aydın senden bir randevu almak istiyor. Randevu? Olur. Konu ne acaba? Onu bilmiyorum baba, konuşursunuz. Tamam, konuşalım. Ne zaman? Onu da bilmiyorum. Oturun oğlum şurada. Odanız ayrı, her şeyiniz ayrı. Size karışan mı var? Ondan değil anne, arkadaşlarımız falan gelir. Gelsin, biz çıkarız. Çok para oğlum. Ayda 2000 dolara yakın para. Yazık. Eşyalı ama baba. Muhteşem bir manzarası var. Sen hiç hesabını bilmiyorsun. Şu yaşa geldin hala çocuksun be. Bağırmadan konuş Şevket. Bağırtmasın orada insanı. 2 ay sonra işin öyle gerektir diyelim ki çektin gittin Amerika'ya dangalak. Ne yapacaksın? Bastın imzayı da 1 yıllık. Bak beni hiç dinliyorum anne. Doğru söylüyor baban. Ya koyduracağız mı kahveye öyle bir madde diyorum size. Tamam be, ne yaparsan yap. Konuşulmaz seninle. Hadi ben gidiyorum, geliyor musun? Durun, Özge'yle de bir konuşalım. Ha, gel kızım. Bayılttı bizi kocan. Ev sorunu mu? Evet. Öyle bir sorun yok kızım. Kocan yaratıyor. İş durumu kesinleşinceye kadar kalın şurada diyorum ben. Vallahi en iyisi. Biz de bunu anlamıyoruz sanki baba. Anlamıyorsun ya leylek. Benim için hiç sorun değildi. Annem rahat bırakmaz ki. Duydun mu anne? Yok canım, ama korkutmuş gözünüzü. Artık daha neler. O da bir anne. Ben konuşurum kızım. Anlayabileceklerini hiç sanmıyorum. Tahta kafada sürekli provokasyon yapıyor. Duydun mu anneciğim? Duydum evladım. Konuşuyoruz. Bir dakika. Konuşturmaz ki insanı. O anda aklına ne eserse yapacak zevzek. Hah, içeriği bitirdiniz mi? Bitti efendim, tertemiz. Aferin. Cuma akşamı da büyük bir temizlik yapalım. Duydun mu Adem evladım? Yaparız efendim, kolay. Aferin. Şimdi bahçeyi bir güzel süpürelim. Başla. Kolay gelsin. Sağ olun. Orada mısınız Sabri Bey? Buradayım efendim. Temizlik yaptırıyorum çocukları. Aferin. Hep böyle göreyim sizi. Üzmeyin sakın Sabri Bey'i. Üzer miyiz efendim? Babamız o bizim. Aa, portakalımız bitti Sabri Bey. Biraz alalım. Buyurun. Lafım olur efendim. Adem fırla. Buyurun. Hemen gönderiyorum efendim. Üşütmeyin siz. Beklerim efendim. Üstüm kalın. İrilerinden seç evladım. Hem iri hem sulu efendim maşallah. Seçmece bunlar, seçmece. Bir kanı ne yapıyor efendim? Oturuyor efendim tontoşla. Ah efendim. Evimizin mutluluğu bütün apartmana yansıyacak yakında inşallah. İnşallah, huzur içinde. Kolay gelsin. Anam buyurun. İyi günler efendim. Yengeciğim hürmetler. Evet maşallah. Küçük beyi de almışsınız yanınıza. Aldık komşum canavarımızı. Allah bağışlasın efendim. Canım. Cafer evladım, yardım et Yavuz Bey'e. Başla. Komşum bu ne? Yine mi icraat gösterisi vatandaşa? Efendim evet. Biraz zamansız oldu ama. Neyse. Hayır, tutun. Aman, aman, aman. Ah komşum ah. Bir şeyiniz yok inşallah efendim. Ne yok? Kırdık kaseyi. Gel. Prens, gel babana yavrum. Koçum, tut şunu. Adem koş evladım, yakala şunu. Adem koş. Aman evladım, yakalayayım derken incitme bir yerini küçük beyin. Nasıl efendim, acıyor mu oranız? Acıyor komşum. Vah anam vah. Sen burada vatandaşa icraat gösterisi yapacaksın diye kaseyi kırdık. Vallahi söyledim efendim. Dinlemiyor ki ahlaksızlar. Temizlik diye tutturdular. Anam. Bırak bırak. Hasretmeyin sana. Bir merhem falan sürsek efendim. Süreriz yenge. Vah vah, görünmez kaza işte. Bu görünüyor komşu. Fazla konuşma.
Ayla ne oldu kızım? Yavuz Bey anneciğim şeyinin üstüne düştü de. Gördüğün gibi teyzeciğim. Yaktı senin damat bizi. Ah! Vallahi söyledim bunları efendim. Benim hiçbir taksiratım yok. Ne kadar üzüldüm bilseniz. Kes taş komşu. Zaten canım yanıyor. Bahanam yanar. Ah ben böyle yakaladım ya. Yakaladım abi. Aman dikkat et. İncitme sakın küçük beyin bir yerini. Ah sana bunun hesabını soracağım komşu. Ne yapacaksın ona evladım? Kesmeyin sakın hayvanı. Tuttuk teyze. Tuttu anneciğim tuttu. Hah sakın kesmeyin. Hakkımı ihlal etmem evladım. Herkesin derdi başka. Efendim aman yavaş. Aman aman kuyruğun. Aman aman. Üf, yandı ellerim kollarım ateşin üstünde. Ne bitmez şeymiş bu? Bitti bitti bızbızlanma. Şu malı satalım bilezik alacağım senin o kollarına sultanım. Duydun mu sultan? Çok duyduk çok. Satacağız enişte evelallah tam zamanı. Ben bir yandan Nedim bir yandan gör bak kapış kapış gider. İftariyelik. Hadi inşallah. Filizleniyormuş neredeyse bunlar baba. Tam zamanında kurtardık. Günah be. Günah yok sultan. Yarı fiyatına. Bakkalda 95 bine şu mübareğin kilosu. 50 binden yesin fakir fukara. Sevap sultanım sevap. Mübarek günde alanı var alamayanı var. Hadi canım. İşinize geldiği gibi konuşmayın. Kakalıyorsunuz millete ıslak malı işte. Sen de bir avuç daha koşuna be. Kıyamadın. Kız o ne? Pusulanı mı şaşırdın sen? İyi artık bedava dağıtalım. Batıracak mısın bizi sultanım? Dök şunu biraz Nedim. Ver. Baba yarım kilo saysana torbaları. Zaten yarısı su. Dök dedim. Kuruttuk onları. Senden mi öğreneceğim ticareti bu yaştan sonra? Tövbe. Siz de adaletin terazisi kesildiniz başımıza bugün ha. Abi günah. Zaten ellerim yandı. Şimdi fırlatır atarım ha. Kız devam et işine salak salak konuşma çarparım. Ramazan'ı duyunca mı günah aklına geldi? Ben satmam bu malı. Ne dedin iblis? Satmazmış enişte. Satacaksın eşek gibi buraya gel. Vallahi satmam. Kırarım boynuzunu. Getir çabuk. Efendim nasıl böyle rahat edecek misiniz? Bırak komşu yaktın bizi. Vallahi bunların işgüzarlığı efendim. Hay ellerim kırılsaydı da sizi böyle görmeseydim. Rahat bırakın beni komşu tamam. Kapat bu konuyu. Çek kuçum şu telefonu da benim. Cafer. Buyurun. Ah, tamam. Şu televizyonu da bana doğru çevir kuçum. Ver şunu. Cafer. Televizyon. Çevir evladım. Çevir biraz da kuçum. Şöyle. Çevir evladım. Ha öyle. Vatandaş haberini alacak. Siz nasıl rahat oluyorsanız efendim. Dediğim gibi emrinizdeyiz. Ne zaman bir ihtiyacınız olursa. Yok bir ihtiyacım komşum. Yalnız bırakın beni. Tabii efendim derhal. Cafer hadi evladım. Ha koçum. Şu televizyonun kumandasını da ver bana. Cafer kumandayı ver evladım. Buyurun. Ah şöyle. Ah. Oh. İşte. Acıyor mu efendim oranız? Acıyor komşum. Vah vah. Efendim bir merhem falan sürseydik hiç olmazsa. Komşum karıştırma vatandaşın orasını burasını. Hadi işinize bakın. Cafer hadi evladım biz çıkalım. Efendim dediğim gibi ne zaman bir ihtiyacınız olursa. Geçmiş olsun. Eyvallah koçum sağ ol. Çıktı vatandaşın başına. Alo. Birader sen misin? Evdeyim. Gelemiyorum birader. Kapının önünde düştük. Kaseyi kırdık. Of. Tamam. Tam gününü buldu. İşler sana kaldı artık koçum. Kestiler mi kızım Oruz? Ay hayır anneciğim ne kesmesi? Kaçmıştı yakaladılar. Doğru söyle bak. Doğru anneciğim. Yavuz Bey'i düşünce elinden kaçtı. Kestilerse elleri kırılsın. Allah Allah. Ne olmuş o adama? Düşünce şeyini kırmış. Neyini?
Bayılacağım. Orasını işte anneciğim anlayın. Oh iyi olmuş. O mu kesti horozu? Hayır anneciğim. Horoz onun. Katil. Katil keser mi? Elleri kırılsın. Sabri Bey nerede? Oraya çıktı işte. Geçmiş olsun ha. Söyle gelince bana bir noter bulsun. Noter ne olacak anneciğim? Hayvanlara bağışlayacağım bütün varlığımı. Sevap. O nasıl şey anneciğim? Burada öz kızınız dururken. Kim geldi hala? Sabri Bey'dir. Noter gelsin. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasıl oldu Yavuz Bey'in şeyi? Bilmiyorum efendim, göstermiyor. İlgilenmemizi de istemiyor. Yatırdık, kendisi bilir artık. Haydut, biz mi kırdık şeyini? Tamamen kendi dikkatsizliği efendim. Sağa sola çalım satacağım diye. Ayla söyledin mi kocana kızım? Ne var efendim? Ay, noter istiyor efendim. Noter mi? Yine ne oldu? Bütün varlığını hayvanlara bağışlayacakmış. Daha neler? Hayvanlara mı dediniz efendim? Hayvanlara dedim evet. Baksana şunun ağzı var dili yok. Canavar besliyormuşuz koynumuzda da haberimiz yok. Pis musibet. Ah efendim ah. Bir devlet hastanesinden rapor alıp vesayet çıkaralım şu kadına demedim mi size? Buna diyecek buna de. Çağırın noteri gelsin. Kaç lirası masrafı ben vereceğim. Eyvah ne yapacağız şimdi efendim? Hayvanları hepimiz çok seviyoruz efendim. Onlar bizim canlarımız da iyi düşündünüz mü? Düşündüm bağışlayacağım. Bize bağışlayın efendim. Biz de sizin kediniz olmaya hazırız. Böyle omuzunuza yaslanıp miyav miyav. Ne yapıyorsunuz efendim? Miyav efendim miyav. Bağışlasın bize Lamartin'deki daireyi. Vallahi sabah akşam miyav da miyav. Bereket versin Gülegin ablacığım, afiyetle her zaman beklerim. Kan portakalı kan, Washington, emme var Amasya. Hey aslan, doğuştan pazarcıymışsın sen, doğuştan maşallah. Buyur abi. Adem Sabri Bey miyavlıyor. Miyavlıyor mu abi? He, üşütmüş herhalde. Mav da mav. O zaten üşütmüş abi. İftariyelik bunlar. Batan tüccarın malları. Oo, bu da satıcılığa başlamış. Aferin ama abi, iyi düşünmüş. Tam zamanı. Ha, yengeç bilir işini. Kolay gelsin. Eyvallah. Pazar olu Hüseyin abi. Sağ olasın. Çıktık bakalım. Ne bunlar? İftariyelik aslanım, görmüyor musun? Kurtarmaz mı abi? Çok ucuz. Aa, selden kurtulanlar mı bunlar? Karıştırma şimdi aslanım. Kuruttuk. Taş gibi. Özel ambalaj. Sizden korkulur Halil pazarlama. Ben de bu fiyat ne diyordum? Kurt düşmüştür onlara be. Laf çıkarma aslanım. Şimdi ne kurdu? İftariyelik geldi. Mercimek, nohut, fasulye. Vatan geminin malları bunlar. Adem sen de satsana aslanım. Kan portakalı kan, Washington, elma var, Amasya. Mercimek, fasulye. İftariyelik bunlar. Islak ıslak, ıslak ıslak. Rahat dur aslanım, kuruttuk. Hadi eyvallah. Hadi pazar ola hadi. Fazla dolaşma mıntıkamızda hadi. Mercimek, nohut, fasulye. Seni kaybeden mağazam adam abi, helal olsun. Kafa çalışıyor adam da aslanım. Bay Cemil abi geldin mi? Geldim. Benim adım Cemil. Bundan sonra böyle. Dakika sektirmek yok. Jet gibi. İşimi bitirip geldim. Helal olsun. O kadar. Bekletir miyim evde hasta karımı? Vay be. Şimdi iki lokma bir şey yeriz. Hemen iş başı. Yeni mi yıkadınız bu merdivenleri? Aman Cemil abi. Yavuz Bey düştü. Dikkat. Düştü mü? Kırdı mı bir yerini? Kırdı ya. Çiğin üstüne düştü. Böyle yatıyor evde. Uğrarım. Çok tehlikeli. Ben öyle düşmem. Benim adım Cemil. Hazırlanıyor. Kaçta mı orada olur? Ne bileyim oğlum bir dakika. Özge! Efendim? Cem seni soruyor. Tamam çıkıyorum. Tamam çıkıyormuş. Tamam. Vereyim de onunla konuş. Aa, ben ne bileyim. Nişantaşı'nda bekliyormuş. Bir dakika. Cem? Seraplarda mısın? Gelmen bir saati bulur.
Tamam canım, hadi geliyorum. Tamam yavrum, öpüyorum. Hoşça kal. Oo, buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Efendim, hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Canım, nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Ah, nasıl olalım Mini? Kaldık Raşit'te yapayalnız. Siz de aramıyorsunuz. Gelir gelmez hemen sitemlere başlama Nimet. Dur bir nefes alalım. Bana adab-ı maşeret dersi verme Raşit Bey. Ne yapacağımı senden öğrenecek değilim. Zaten canım sıkkın. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun. Gitti mi çocuklar? Cem gitti de Özge... Ben buradayım. Oo, maşallah. Niye sesini çıkarmıyorsun kızım? Rahatsız mı oldun gelmemizden? Anne, başlamayalım yine. Nereye? Gidiyorum, işim var. Cem'le buluşacaklar. Buluşurlar. Otur şuraya. Özge, otur kızım 2 dakika. Konuşmaya geldik sizinle. Biliyorum ne konuşacağınızı. Kız, şuraya ayağına kadar geldik. Benim tepemi attırma, otur dedim. Özgeciğim, otur canım. Tamam, 2 dakikayı geçmesin ama. Kahve yapayım size. Zahmet etme canım. Rahat konuşursunuz. Yabancı mıyız efendim? Nereye gitti o kafasız koca? Nimet, yavaş. O da biliyor oğlun ne mal olduğunu, merak etme. Anne, o benim kocam, güzel konuş. Aman, işim var, gideceğim, uzatma. Ne söyleyeceksen söyle. Kız, şuraya sakin sakin konuşmaya geldim. Paralarım vallahi. Paralı hadi. Ne yapıyorsun Nimet? Özge, kızım biraz daha yumuşak olamaz mısın sen de? Olamam. Bak hala konuşuyor ukala ukala. Ayıp ama, şuraya konuşmaya geldik. Hadi canım siz de. Buraya gel. Ne oluyor Nimet? Çekil sen aradan şekerim, karışma. Biz karışmayalım efendim, onlar ana kız. Karışırım efendim, benim de gelinim. Kavgaya mı geldin sen buraya? Ne kavgası efendim? Raşit bırak, biz konuşuyoruz kadın kadına. Böyle konuşacaksak hiç konuşmayalım Nimet. Oğluma hakaret, gelinime hakaret. Aa, ne oluyorsun? Ateşin mi çıktı senin? Hüsnü. Benim. Nerede kaldın? Ancak hanım. Musluk akıyor yine. Akmaması lazım, kaç gün oldu yapalı. Senin yapmanla olur mu Hüsnü? Bir tamirci çağırmak lazım. O kadarcık iş için tamirci mi çağırılır Leyla? Bakarım ben şimdi. Daha beter etme de. Etmem etmem. Söylenme. Takarım bir conta. Takım çantası yerinde mi? Orada. Dağıtmam ortalığı. Tamam. Hüsnü. Efendim. Kereviz almamışsın. Ha, söylemiş miydin? Kaç kere söyledim hem de. Yazmıyorsun şunları, unutuyorsun. Yazmak lazım. Al işte, maydanoz da yok. Eyvah. Bunadık. Estağfurullah ama yazmak lazım. Yaşlandık, unutuyoruz. Hüsnü, limon da yok. Yapma ya. Dur şunu takayım da yine giderim. Sana da yazık. Hüsnü, dikkatli ol, ortalığı berbat etme. İlk defa mı yapıyorum şu işi hanım? Telefon. Bilmem artık, bir de sularla boğuşmayalım. Ajax. Efendim? Şevket sen misin? Koşturdum ondandır. İyiyiz oğlum, ne olsun? Edi'yle bir de oturuyoruz. Babam mutfakta musluk tamir ediyor. Konuşacak mısın? Dur, sesleneyim. Hüsnü! Hüsnü! Şevket arıyor. Bırakamam şimdi bunu Leyla. Söyle, ben onu sonra ararım. Eşek sıpaları. Telefonla idare ediyorlar onlar da. Kalkıp gelseler ya. Arayacak o seni sonra. Söyleniyor gelmiyorsunuz diye. Ay, ay, patlattı galiba musluğu gene. Elinden bir iş gelmez ki. Yaparım diye iddia ediyor. Hüsnü,
Ne oldu? Alttan vanayı kapadın önce anne. Vanayı, vanayı. Söyle şuna. Musluk mu tamir ediyorlar? Ha. Anne duydun mu? Vanayı diyorum, vanayı. Ya ne uğraşıyorlar böyle işlerle? Anne, çağırsanıza bir tamirci. Babam vermez oğlum, öyle şeylere para, bilmez misin? Bizim ayakkabıları bile o tamir ederdi küçükken. Ha, kabara çakmıştım benimkine. Dağ ayakkabısı gibi olmuştu. Hadi baksana ona. Ben yine ararım sizi. Şükrü. Babam bozuk atıyor oğlum, gitmiyoruz diye. Haklı abi, biz de iyice boşladık. Boşladık vallahi. Bir gidelim istersen ha. Gidelim, iyice yalnız kaldılar abi. Bak oğlum. Biz böyle annemizi babamızı düşünüyoruz ya. Bizimkiler o yaşa gelince bizi hiç düşünmeyecekler, göreceksin. Öyle mi dersin abi? Hiç şüphen olmasın. Şimdi işleri var da biraz ondan. Şu hayat ne acımasız. Biz yine de iyi çocuklarız ha. Evet. Kim arıyordu? Bir dakika soralım. Toplantıda olabilir Şükrü Bey. Şükrü Bey? Sevgenlerden arıyorlar. Mutluhan Bey, görüşecek misiniz? Tamam, bağlıyorum. Alo? Bekliyor hanımefendi, bağlayabilirsiniz. Mutluhan Bey? Veriyorum efendim. Rica ederim. İyi günler. Demet abla merhaba. Merhaba Ali'cim, hoş geldin. Otur bir şey iç, babam affedersin. Yok Abbas amca, sağ ol. Arkadaşlar bekliyor aşağıda. Borcumu getirdim. Bu da hediyeniz. Sen onu Ergun Bey'e ver. Bu yılda mı şampiyonu bize gülmeyecek dersin be Kanarya? Bana Trabzon götürecek gibi geliyor Ergun Bey. Yazık vallahi. Bizim oğlan sinir krizleri geçiriyor. Ben de öyle Ergun Bey. Uykularım kaçıyor. Dur bakalım, futbol mu? Hiç belli olmaz. Ergun amca merhaba. Oo merhaba. Kolay gelsin Bülent abi. Sağ ol, hoş geldin. Efendim buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ergun amca borcumu getirdim. Aman efendim, nacilesi vardır. Şunu bir hesaplayalım. Hesaplayalım efendim. 500 milyon bir aylık vade. Evet faiz. 31 milyon küsür verdiler. 31 desek yıllık %75'ten hesaplanmışlar efendim. Aşağı yukarı. Tamam, ben de öyle hesapladım. Beyaz eşya üzerinden yapılıyor hesabı şimdi efendim. Yıllık 75-78 falan. Bu da sizin faiziniz. Nedir bu efendim? Baklava getirdim size. Aman efendim, çok naziksiniz. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Abbas, al koşun tabakları da servis yap bakalım. Baş üstüne müdürüm. Ali Bey ilk kazancından ağzımız tatmasın. Neyse üzülme, yapılır. Ben taktıracağım size iyi bir musluk. Hadi. Görüşürüz. Öpüyorum. Akıyor muymuş yine? Vanadan kapatmışlar. Yalama olmuş oğlum, eski musluk. Taktıralım yenisini abi. Gel. Vay amcacığım. Vay yeğenim. Nasılsın amcacığım? Biz iyiyiz. Sen nasılsın yaralı kartal? Sınavı nasıl geçti? Fena değil baba. Borcumu getirdim. Oo, aferin be. Baba saysana şunu. Sayarım. Maşallah. Küçük prens şimdiden iş adamı olmuş. Cebinde hesap makinesi. Kuruşuna kadar faizle hesaplıyor. Fena bir şey mi bu Ergun Bey? Fena mı dedik kızım? Ne güzel. Hani Amerikalılar yeni yetme iş adamlarına bir şey diyorlar ya. Yipi mine. Yapı Ergun Bey, yapı. Neyse kızım, ha yupi ha yapi. Bu da öyle bir zıpır. Ha pardon efendim, gidiyor muydunuz? Gidiyorum Ergun amca. Borcumuzu ödedik, tamam. Arkadaşlar bekliyor. Baklava yiyecektik efendim. Siz yiyin. Babam al bir tane, affedersin. Boğazımızdan geçmez. Hadi bir tane alayım. Güle güle, teşekkür ederiz. Kesene bereket babam. Bir şey değil, afiyet olsun. Fırtına gibi vallahi prens hazretleri. Destur müdürüm. Ah, getirdin baklavaları. Bakayım kaç tane düştü adam başına. Evet. Efendim baklavalarınız geldi. Ali Bey'in sürprizi. Yok ya.
Baklava mı almış bize? Evet efendim. İlk kazancından maşallah. Allah ziyade etsin babam. Hayırlı evlat affedersin. Hayırlı evlat vallahi şükrü. Bak arkalarından konuştuk ama. Öyle abi. Şu baklava her şeyi unutturdu. Efendim unutturmaz mı? Büyük iş adamı olacak Ali Bey efendim. Şimdiden belli. Cin gibi maşallah. Vah 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 benim canım abim. Ne oldu sana böyle? Kırdık kaseyi birader. Nazar abicim nazar. İşlerimiz yoğun tak gelemedim affet. Vatandaşın işi bizim kaseden daha önemli. Ne yapalım? Birkaç imza almam lazım senden canım abicim. Bak tak şuraya. İmza mı birader? İmza Şekir abicim. Mal alacağız ya bankaya talimat yazmak lazım. Miktar ne birader? Bilmiyoruz ki canım abicim. Tak at sen şuraya. Hadi bir tane attık. Birkaç tane ne oluyor birader? Yedek bulunsun Yavuz abicim belli olmaz. Yat derler bir hafta ne olacak? Tak. Yok öyle taktık birader. Günü gününe nereye ne verildiği ben bileceğim. Bileceksin tabii canım abicim. Maksat işimiz aksamasın. Anında ne aldık ne verdik tak. Tak birader. Oh. Acıyor mu abi? Acıyor birader. Vatandaş buradan idarecek durumu bir süre. Böyle yarım kase üstünde anlaşıldı mı? Anlaşıldı Yavuz abicim. Kuruş sekmesin yakarım. Evet Allah Şekir abicim. Bırak sen kardeşine yat bana bak tek. Hey gidi hey. Ayla. Efendim anneciğim. Nereye gitti Sabri Bey? Yukarı gitti anneciğim katile bakmaya. Ne güzel kedi taklidi yapıyordu bana. Yapar yine anneciğim. Ha geldi. Annem sizi bekliyor efendim. Ne yapacak efendim? Yine mi noter peşinde? Hayır efendim. Kedi taklidinizi çok beğenmiş. Yine yapar mı diyor. Vallahi içime fenalık geldi. Ne bu efendim koskoca adam miyav miyav. Ne olur efendim. Yaşlı kadının gönlünü alsanız biraz. Alalım efendim. Fena alıştı. Aa, öyle. Koyun başınızı da omuzuna. Allah'ım sen bana sabır ver. Miyav miyav. Görüyor musun Rüknettin? Damadın kedi oldu. Efendim ne dediniz? Kedi mi oldu? Lafın gelişi efendim. Kedi mi oldunuz şimdi? O kadar uzun boylu değil efendim. Lafın gelişi mafın gelişi. Kedi dedirtmem ben kendimi ha. Allah Allah. Burnunuza akıl aldırmıyorsunuz siz de artık. Bu bir oyun. Ne olursa olsun efendim. Miyavlarken duyan olur. Maskara edemem kendimi seçmenlerime. Babam bir şey söylüyor Ayla. Evet anneciğim. Miyavlayamazmış. Söyle ona miyavlasın. Vallahi aklıma ilal etmem. Ne görüyorsun? Önemli bir şey yok. Oh say mı? Hadi gözün aydın. Duyduğumu sevim. Yok bir şey demedin mi? Benim adım Cemil. O kadar da değil Cemil Bey. Yorulmaması lazım bu kadının. Yorulmaz benim karım. Elini sıcak sudan soğuk suya sokturmuyorum. Atma Cemil. Ben atmam. Tansiyon niye düşüyor Türkan Hanım? O kan şekeriyle ilgili hipoglisemi. Perez yazacağım. Bana da yaz. Sana periz içki yazayım istersen. İstemez kalsın. Sevimciğim iyileşsin bana yeter. Gül aç. İlaç yok. Bir süre şekerli şeyler yemeyeceksin. Üzüm, incir, muz dahil. Tamam. Ben yerim Sevim. Buyurun iyi akşamlar. Aa geçmiş olsun. Sağ ol kızım. Türkiye Hanım burada mı? Ha, burada. Kim geldi Gül? Seninki geldi. Cemil Bey ağır ol. Cemil saçmalama. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Aa bu baston ne Cezmi Bey? Size hep iyi değilim. Kendimi iyi hissetmiyorum diyordum. İnanmıyordunuz hanımefendi. Bir süredir böyleyim maalesef. Geçmiş olsun oturun. Böyle buyur. Teşekkür ederim efendim. Bu akşam çiçek getirmedin mi kızıla? Cemil yeter.
Sen ne bekliyorsun Cafer? Senin neyin var? Bende bir şey yoktu Türkan Hanım. Sabri Bey rica etti. Şu bizim katilin şeyine müsait bir zamanda bakabilir mi dedi. Bakarız. Hah, söyledin mi evladım? Söyledi, söyledi. Efendim, sizi işinizin arasında rahatsız ediyoruz ama haydut düştü malumunuz, orası feci. Oo efendim, maşallah, siz de mi buradaydınız, görmedim. Çiçek getirmemiş ama bu akşam. Ja? Braves Kind. Sie werden bald kommen. Halis und Meister Davut. Ja, siehst du? Sind schon da. Ja, komm. Anneciğim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar yenge. Sen de mi geldin Galip? İyi alıştın artık her akşam her akşam torbanı alıp. Fena üşütmüş bu kadar. Onu ben getirdim. Çok hasta anneciğim. Boğaz da şişmiş tertemiz. Birkaç gün idare edelim Gülbiye. Soğuk dükkan, sevap. Sevap, sevap. Bir dakika o zaman. Temizlik yaptım. O çorapla derhal çıkacak. Çıkarım yenge. Bekle burada. Bekliyorum yenge. Olmaz ki böyle habersiz misafir. Misafir değil o Hülya. Senin bu aranda bazen taş yürekli. Alman be zalim baba, Hitler gibi. Halt, kıpırdama oradan. Annem seni dezenfekte edecek. Kaç günlük yiyelim o ayağındaki çoraplar? 3 günlük amca. Dün tersüz yaptım. Tüh. Git çorap getir şunu hayırsız. Tüh vallahi tertim. Rezil ettin bizi. Annem görmesin. Çıkar ona o çabuk. Çıkarıyorum yenge. Saz komandaları gibisi vallahi Hülmiyem. Bu ne kılık? Tedbir almak zorundayım ama Cavit. Felaket. Yeni çorap getirdim anne. Ne? Giyanları çabuk. Ama önce banyoya. Önce banyoya giyelim. Evi alt üst ettim tertip. Şimdi otururuz seninle yumuşak yumuşak koltuklarımıza. Televizyon izleriz. Aşık macera falan. Hadi yürü. Acıktın mı yeriz şimdi. Ali ne yapıyor? Odasında çalışıyor. Aferin. Toparladı kendini Nazan. Ha, borcunu da getirdi bugün. Baklava mı almış size? Ya borcun faiziymiş. Parayı masaya koydu. Bir süre elimi süremedim biliyor musun Nazan, ne tuhaf. Neden? Ne bileyim, benim değilmiş gibi geldi. Almayacağım zaten. Ver şunu ona. Sen ver. Yok yok, sen ver. Daha iyi öyle. Peki. Ali. Benim yanımda verme ama. Yok canım, yemeğe çağırıyorum. Ali hadi oğlum. Geldim sahip. Acıkmadın mı oğlum? Kurt gibi. Ne var? Ispanak kavurma dana pirzola. Oo. Ah Bilge geldi. Aç oğlum, aç aç. Açtım baba. Buyurun, iyi akşamlar. Kim oğlum? Aydın'la Baygın. Merhaba. Aydın. Evet efendim, ben Aydın. Habersiz geldik ama baba, söylemiştim ya size, Aydın konuşmak istiyor. Buyur buyur, konuşalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldin. Yemek yediniz mi? Yedik mi Bilge? Sayılmaz. Gel bana yardım et çocuğum. Oturalım mı? Siz bilirsiniz. Yemekler harika hocam. Ne konuşacağız Aydın? Bilge bir şeyler söyledi ama. Söyledi mi? Aslında çok önemli değil. Babam da sizinle konuşmak istiyor. Baban? Peki ne konuda? Bu konuda. Evladım, konu ne? Şey... Yani ben bildiğinizi sanıyordum. Sen de hiç konuşmuyorsun be hocam. Nasıl radyocu oldun? Bir dakika oğlum, bir dakika, konuşuyoruz. Evet. Ne biliyorum? Konu ne? Efendim, konu? Evet. Konu bizimle ilgili. Yani biz derken... Efendim, Bilge ile ben. Evet, babanla konuşacak. Aydın abi o gece konuşamadı. Ağzına burnuna bulaştırdı. Hık mık. Ama anlaşıldı.
Ufukta nişan, nikah görülüyor.